din dersi zorunlu olmaktan çıkıyor mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den 14 Alevi ailenin yaptığı başvuruyu karara bağladı. Türkiye'den zorunlu din dersi uygulamasına derhal son vermesi istendi. Bu Sünni İslam öğreten bir derstir. O zaman bunun herkes için zorunlu olmaktan çıkarılması lazım diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları din kültürü dersinde Sünni inanış öne çıkarılıyor şikayetini oy birliğiyle kabul etti. Yargıçlar ailelerin inançlarına saygı gösterilmesini istedi. Devletin e, dinlere karşı tarafsız ve nötral olma, nötralite ve tarafsızlık e, yükümlülüğü vardır. Bu din, ahlak, kültür dersi endoktrinasyon şeklinde, çocuğun beynini yıkama şeklinde verilmemelidir diyor. Din dersleri, din, ahlak, kültür dersleri ebeveynlerin inançlarını dikkate alarak o inançlara saygı gösterecek bir biçimde verilmelidir diyor. Yüksek mahkemenin Türkiye'yi mahkum eden kararından sonra gözler artık hükümette. Hükümet kararı 3 ay içinde temize götürebilir. Ya da Ahim'in tespit ettiği ihlali ortadan kaldırmak için adım atabilir. O adım atılırsa başbakanın önünde sadece iki seçenek olacak. Onlardan biri din derslerinin seçmeli hale gelmesi. Diğer seçenekse gayrimüslimlerde olduğu gibi Alevilerin de o derslerden muaf tutulmaları. Bu problemi ortadan kaldırmak için diyor. Ee, en kısa zamanda devletin işte yukarıdaki ilkelere yani ya seçimlik bir ders yapsın ya efendim bir e, girmeme hakkı tanısın ya da ikame bir ders koysun. Bu yollara gitmesi lazım. Bu yolları bunu gerçekleştirecek değişiklikler yapması e, gerekir diyor. Aymin kararlarını mahkemenin eski yargıçlarından CHP milletvekili Rıza Türmen de değerlendirdi. Türmen hükümete seslendi. Ahim kökenli milletvekili o çağrıda. Mahkeme kararlarına uyulmasını tavsiye etti. Bu kararın nasıl uygulanacağı bellidir. Kararın uygulanması için hükümetin gerekli adımları atması gerekir. Atmazsa e, zor durumda kalır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde zor durumda kalır. Bakanlar Komitesi e, sıkıştırır hükümeti ve giderek artan bir baskı uygular. Ta ki karar uygulanana kadar. Hükümet buna uymak zorundadır. Yani ahim kararını geçiştirecek bir e, uygulama içinde olmamalıdır. Başbakan Davutoğlu da kararı değerlendirdi. Davutoğlu zorunlu din dersinin gerekliliğini Maksizm'den örnekler vererek savundu. Başbakan sorun müfredattaysa gerekirse değiştiririz dedi. Biz ahim kararları veya benzer kararları ön yargılı yaklaşmayız. Bakarız, inceleriz, ihtiyaç nedir bakarız. Ama şunun da bilinmesi lazım. Ahim kararlarının daha önceki benzer konularda farklı nasıl kararlar verildiği de malum. Nasıl ben Marksist değilsem ama Marksizmi bilmek bir iktisat okurken de, uluslararası şirketler okurken de bir zaruretse, bir ateistin dahi belli bir vasatta din kültürü sahibi olması yapacağı her sosyal analiz için bir zarurettir. Mesele burada müfredattır. Müfredatta da şu ana kadar baktığımızda böyle bir baskı unsuru ben görmedim. Ama varsa böyle bir şey bunu da tartışılabilir, konuşulabilir.